şekerlerimizi temizleyebiliyoruz şerbet için. 2,5 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı su koyuyorum. İçine bir tane de bir dilim limon atıyorum. Kaynaması için ocağımı yakıyorum. Evet, ben ocağımın altını yaktım. 15 dakika kaynaması yeterlidir arkadaşlar. Bu kaynayana kadar biz revanimizin tarifine geçelim. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı mavi haşhaş, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı süt. Ben genelde göz kararı yapıyorum ama şimdilik 2 su bardağı un koydum. Aldığı kadar un koyacağım. 2 tane kabartma tozum var. 1 tane de vanilyam var. 1 tane de portakalın kabuğunu rendeleyeceğim. Ben bunu keklerimde de çok yapıyorum. Revanede de çok güzel oluyor. Siz de denemenizi tavsiye ederim. Eğer sevmezseniz kovmaya da bilirsiniz. Evet, yapımına başlayalım. 3 yumurtamı çıkma kasesine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Bunu kıvrana kadar mikserle çırpacağım arkadaşlar. Yoksa acı oluyor. Sadece turuncu yerine
saat dinlenmesi gerekiyor.